Praktisten merhabalar. Ofisimizin doğal ortamında size video çekmeye devam ediyoruz. Yeni stüdyomuz hazır oluncaya kadar burada çekeceğiz. Daha sonra yeni ofis, yeni stüdyo hepsini paslaşarak kullanabiliriz sonuçta. Bugün size anlatacağımız ürün ise WD yani Western Digital'in My Passport X harici diski. Aynen. Şimdi bu disk sendeydi Sonat. Gelir gelmez sana verdik. Çünkü bizim özellikle tabii video işlerimizin başında sen olduğun için en çok video al, video ver, dosya al, dosya ver işlerini sen yapıyordun. Dosyanın da boyutları büyük olduğu için. Aynen öyle. Sana vermek durumunda kaldık. En iyi testi, en iyi kullanım testinin halinden Sonat yapacaktı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz tabii ki kendi benchmarklarımızı yaptık. Benchmark sonuçlarını şu anda ekrana görüyorsunuz. Enteresan bir şekilde ben incelemeden önce diğer incelemene baktım. Ben bunu hep yaparım. Yani herhangi bir incelemesinden önce eğer bana geç gelmesi, ilk önce bana gelmiyorsa diğer incelemeleri okurum. İnsanların fikirlerine bakmaya çalışırım. Neredeyse birçok yayın, hatta şimdi görmediğim itiraf edeyim, benchmark sonucu vermemişler. Yani okuma yazma sonuçlarını, okuma yazma hızlarını vermemişler. Normalde görürlerdi hep. Evet. Bu sefer ne yapmışlar? Yok bilmiyorum, enteresan bir şekilde. Dediğim gibi bizim ekranımızı görebilirsiniz. Şu anda bunlar bir USB 3.0 için güzel sonuçlar. Evet, oldukça güzel. Ortalamasının üzerinde veya sonuçlar. Yani genel olarak yasada bulunan 3.0'ların üzerinden konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bir harici disk ile ilgili ne konuşabilirsin? Aktarımızı dışında aslında. Aktarımızı dışında aslında çok fazla bir şeyden bahsedemeyiz. En fazla benim tahminim bahsedebileceğimiz ve herkesin genel olarak ne kadar bu alet ne kadar sağlam. Sağlam, hafif. Ve hani genelde artık konsollarda da mesela oyunları indirdikten sonra yedek edilmesi için mesela konsolumuzda kullanabiliyor muyuz gibi bir soru gelecektir. MD'nin söylediğine göre bunu Xbox'ımızda kullanabiliyoruz mesela. Xbox'ımızda kullanabiliyoruz bunu. Bir de 500'lük olması güzel. Xbox'ı taktığın anda formatlıyor kendini. Ve takır takır tüm oyunlarını buraya kopyalayabiliyorsun. Çünkü Xbox yani genelde konsollarda limitli ya, depolamanın limitli ve doluyor. Ve artık son çıkan oyunların da istediği depolama ihtiyacı kendini aşmış bitirmiş durumda. Titanfall'la başlamıştım 40 GB hikayesinden. O yüzden böyle bir 500'lük düzeltiyorum. 1 TB'lik. Hatta 2 TB'lık. Ama içinde tabii ki 1.8 çıkıyor. Hani o biliyorsun format hikayesinden kaynaklanıyor artık. O her aksi olan. Sorun çok iyi bir depolama kapasitesi. Onun depolama dışında, alanımız bol. Sağlamlığı da gayet iyi. Evet. Ben bunu bir iki kere düşürdüm zaten. Şurada çiziklerini görebiliyoruz. Ama yani çizik yapmış. Ama çizik yaptı sadece ve de hani herhangi bir dosya kaybı bir şey de olmadı. Bu arada hani tamam okey benchmark'ta rakamlar güzel. Gerçekten de hızlı mı kopyalıyor? Evet derseniz, onu soracaktım. Evet gerçekten hızlı kopyalıyor. Ne yaptın mesela? 30 GB falan bir dosyayı neredeyse 5-6 dakika içerisinde bunun içerisinden bilgisayarıma aktarabiliyorum. USB 0'dan yaptın. Aynen, ve bilgisayarında yaptın. Bunu söylemekte fayda var. Yani 3.0 olduğunu ilave etmeye gerek var mı ama bu 3.0 artık standart hale gelmeye başladı zaten. Evet, hatta C geliyor, Type-C geliyor. Tabii şey de söyleyeyim, yani çok gerek yok Fractist okuyucusuna, seyircisine, takipçisine bunu söylemeyeyim ama tabii ki 3.0, 2.0'la uyumlu. Ve tabii ki 3.0'ınız varken bunu 2.0'la kullanmayın, yazık edersiniz açık söyleyeyim. Yani yavaş olacak. Böyle bir hıza, evet. 2.0 yüzünden bir yavaşlık yaşayacaksın, sonra aniye yavaş demeyin, 2.0 yüzünden de bir taktığınız yeri kontrol edin. Yani benim fikrimi sorarsanız tabii ki Xbox için güzel bir hesaplı ama Türkiye'de zaten Xbox adetlerini biliyoruz. O yüzden hani kaç kişi bunu Xbox'ında kullanacak bilmiyorum ama eğer PC'nizde oyunlarınızı taşıyacağınız, güvenle taşıyacağınız, hızlı bir şekilde aktarım yapacağınız bir hard disk arıyorsanız kesinlikle güzel bir ürün. Şey de söyleyeyim bir genelde de, özür dilerim. Yok, söyle. Ben bir de bunu gün aşırı kullandım mesela. Hani atıyorsun, oyunu ne yapıyorsun abi? Atıyorsun sonra işte bir hafta yatıyor. Evet. O artist belki hiç kullanmıyorsun. Arkadaşına veriyorsun vesaire falan filan. Ben bunu gün aşırı kullandım işte. Her gün en azından 20-30 GB dosya buraya kopyala. Buradan başka yere kopyala. İşte sana video veriyorum. İşte Ceyda'ya bir şey sonra atıyorum. Belki bir şey atıyorum. Siliyorum falan filan. Ben bunu gün aşırı ya bayağı yoğun kullandım. Difraglamadan kullandım. Difraglamadan kullandım. Ve yani takır takır gidiyor. Hala bir sıkıntı yok. Bir de çıkmıyor içerisinden, önce yönelik bir hard disk olduğu için bu bir yedeklerin yazılımı evet, vardır. Evet, içinde yazılım yok. WD'nin o çok güzel bir yazılımıdır. Bunda o yok çünkü yok. Amacı çok farklı bunun. Evet. Passport X ilk hani önce yönelik olarak çıkan harici disk. Daha önce böyle bir şey de görmemiştik. Bence burada WD de biraz oyuncu tarafından gelen geri dönüşümlere göre hareket edecektir. Yüksektim abi. Bence gerek var mı? Yok. Yani. Pardon. Durum bu. Durum WD bu. WD bu şekilde. Tavsiye ediyoruz. Eğer böyle bir harici disk arıyorsanız fiyat performansına da bakarak çünkü videonun çekildiğinden itibaren fiyat
Size belki şu an ekranda görünüyor olabilir veya işte 2 ay sonra başka bir fiyatla karşılaşabilirsiniz ama şu an için buna göre birazcık nasıl diyeyim, herkesin bütçesine göre olmayabilir. Ama aldığınız zaman da çok uzun zaman rahatlıkla kullanabileceğiniz bir Discord elimizde. Bence bir harcayı sikere göre bayağı da konuştuk. Evet. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.